Ayvalık yemyeşil ormanları, mavi bayraklı plajlarıyla, adalarıyla şirin bir tatil beldesi. Balıkesir'in bir ilçesi, Ege kıyısında. Burası Cunda Adası. Ayvalık 22 adadan oluşan bir ilçe. Bu adalardan sadece Cunda Adası'nda yerleşim var ve 1964 yılında Cunda Adası bir yolla ana karaya bağlanmış. Yani aslında ilk Boğaz Köprüsü diyebiliriz oraya. Evet, Cunda Adası'ndan yola çıktık. Bu fotoğraf çeke çeke Ayvalık'ın içine kadar geldik. Ayvalık'ın M.Ö. 330 yılına kadar varan bir tarihi geçmişi var. Bir ara Rum halkı çoğunluktaymış. O yüzden içinde bol bol Rum tarzı evler var sokaklarda. Burada bir kahve molası almıştım ama kahve soğudu bu fotoğrafları çekeyim derken. İleride şeytan sofrasına da gideceğiz. Şimdi yavaş yavaş şeytan sofrası sarımsaklı yönüne doğru ilerliyoruz. Duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. Ayvalık 2017 yılından beri UNESCO Dünya Geçici Mirası listesinde yer alıyor. Evet, şeytan sofrasındayız. Buranın manzarası çok güzel. Adalar ayağınızın altında. Karşıda Midilli Adası var. Burada fotoğraflarım arasında yok ama şeytanın ayak izi denilen bir yer var. Bunda şöyle bir mitolojik hikayesi var. Zeus'un süt annesi Zeus'u şeytandan korumak için şeytanı kovmuş. Şeytan da kaçarken ayak izini buraya bırakmış. Diğer ayak izinin de Midilli Adası'nda olduğu söylenir. Manzarası çok güzel. Keşke gün batımı da orada olabilseydim. İşte buralar sarımsaklı sahilleri. Sarımsaklı da çok popüler bir sürü otellerin falan bir yerde bulunduğu bir belde. Yol da çok güzeldir bu. Yani Ayvalık'tan Sarımsaklı'ya giderken böyle sabah saatlerinde hoş yansıma fotoğrafları almanız mümkün. Kısa bir geziydi. Fazla zamanım yoktu. Belki bir gün daha detaylı oraları gezme fırsatın olur. Ben Sıtkı Coşkun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.